sizleri Nazım Mustafa Kemal'e de dön ve Aziz... Şöremutu köyümüzde geçen seneler, daha önceki seneler itibaren geçen sene çok güzel çiftçimiz alın terini karşılığını aldı. Geçen sene bu açılıştaki reklamımız gerçekten müthiş oldu. İnşallah bu sene de öyle olacak. Değerli başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanıma önerilme için çok çok teşekkür ederim. Bu sene köyümüzde siyas buğdayı geçen sene 12 ton civarındaydı. Bu sene 150 ton dönüm civarında, inşallah 25 ton civarında bir hasat bekliyoruz. Şöremutu 1500 dönüm üzerinde. Ortalama 50 yılda 60 kilo hesaplasak 100 sonum üzerinde bir mahsul bekliyoruz. İnşallah çiftçimize hayırlı olur, bereketli olur. Tabii çörek otu çok değerli bir ilaç ve baharat bitkisidir. Uçucu yağı gerek gıdalarda oksidasyonu engellemek, gerekse tarımsal insan vücudunda ortaya çıkabilecek hücre hasarlarının onarması nedeniyle oldukça önemli kullanım alanları olan bir üründür. Türkiye'de çörek otunun 12 kadar türü bulunmakta olup bunlardan Nigella sativa ve Nigella damascena kültür yapılan iki türdür. Çörek otunun ekonomik olarak kullanılan kısmı daha çok tohumlarıdır. Tohumunda %21 protein, %35 karbonhidrat ve %35 ile %38 arasında yağ bulunmaktadır. Türkiye'de en kaliteli çörek otunun Bursa, Kütahya, Antalya ve Malatya'da sırasıyla yetiştiği ortaya çıkmıştır. Onun için Bursa bu ürün konusunda marka olmaya aday bir il. Çörek otunun temizlenme makinelerini almıştık. Arkasında makineler alındı ama makineler burada çıplak bir vaziyette duruyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza rica ettik. Yine ilçe belediye başkanımıza sağ olsunlar. Büyükşehir'in katkılarıyla burada bir bina yapıldı ve o cihazlarımız içine yerleştirildi, monte edildi. Geçen sene de buradaki programda yine muhtarımız ve biz talep etmiştik. 25 bin lira değerinde bir ön eleme aparatı lazımdı. Onu da sağ olsun Hagel vasıtasıyla aldılar. Onun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine buradan teşekkür ediyorum. Yine bu alınan malzemelerin burada monte edilmesi ve bina haline getirilmesinde ilçe belediyemiz çok büyük emekler sarf etti. Onlara da teşekkür ediyoruz. Şu bir gerçek, bizim işimize, gücümüze yatırım yapmamız gerekiyor. Bugün işte biraz da onun için buradayız. Evet, Bursa bir sanayi şehri ama Bursa aynı zamanda bir tarım şehri ve turizm şehri. Bak, bu iki lafı geldiğimden beri, 3,5 yıldan beri üzerine basa basa söylüyorum. Daha da söyleyeceğiz. Hep beraber söyleyeceğiz. Milletvekillerimizle, teşkilatımızla. Çünkü bizim tarımla ve turizmle alakalı müthiş bir potansiyelimiz var. Müthiş bir potansiyelimiz var ya. 2019 tarım ihracatımız 270 milyon dolar Bursa olarak. Daha çok küçük rakam, ben size söyleyeyim ya. Tüm Bursa'nın ya. Geçen seneki tarım ihracatımız 340 milyon dolarları geçmiş, 350 milyon dolarlara dayanmış. Milyar doları çok rahat bulabiliriz birkaç sene içerisinde. Müthiş bir potansiyelimiz var, altyapımız. Peki bunun için ne yapmak lazım? Ya bunun için kaliteyi üretmek lazım. Bunun için pazarlama yapmak lazım. İyi pazarlar bulmak lazım. Kaliteli paketleme yapmak lazım. Kaliteli sevk etmek lazım. Velhasıl piyasayı da regüle etmek için belirli unsurları, araçları da kullanmak lazım. Tarım AŞ Genel Müdürümüz burada. Arkadaşlara söyleyeyim. Bak, Tarım AŞ çok güçlendi, onu söyleyeyim. Daha da güçlenecek. Amacımız, tarımdan uzaklaşıyoruz. Dünyanın kaderi bu. Sanayileşen toplumlar tarımdan uzaklaşıyorlar maalesef. Özellikle ülkemizde bu böyle. Önemli olan tarımla alakalı bu şehrin değerlerini çok iyi kullanabilmek. Bir de tarım dediği zaman bizde çiftçilik sanki, tabirimi lütfen mazur görün, 3. 5. sınıf insan gibi bir algı var. Ya bize ilkokulda, ortaokulda öğrettiler, biz dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden bir tanesiyiz diye. Ya biz çok güçlü bir ülkeyiz ya. Tarım ithalatı ne demek? Bizim tarımla alakalı daha yapacağımız çok işler var. O yüzden de arkadaşlarımıza, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza da, Hagel'e de, Tarım AŞ'ye de talimatım şu. Kardeşim, tarımın gelişmesi adına makine, ekipman veya diğer konular neyse
Sağ olsun muhtarlarımıza görüm ama Yazıbaşı muhtarımızla konuşmasında dedi ki işte yine çörek otuyla alakalı makine ekipmandan falan bahsetti. Ne gerekiyorsa onları da yapacağız kardeşim. Notlarınızı alın. Onunla alakalı ne gerekiyorsa yaparız. Yeter ki elimizdeki şu potansiyeli değerlendirelim. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur diye bir ifade var. Ya bizim bir potansiyelimiz var, bizim topraklarımız var, bizim üretim kabiliyetimiz var. E bunu pazarlayabiliriz. Siyez buğdayı biliyorsunuz buğdayın atası diye biliniyor. Binlerce yıl öncesine dayanıyor. Tıbbi anlamda işte hazmıyla alakalı, tüketimiyle alakalı ciddi rahatlıkları var. Bu işin ana kaynağı Kastamonu. Kıymetli muhtarım, fiyatın yükseltilmesi dedim. Geçen sene, özür dilerim, müdürüm sen mi demiştin? Kimden yanasın, bizden yana mısın, köylüden yana mı? Anlamadım da onu. Müdür bey alkış falan yok ona göre yani. Geçen sene Kastamonu da 2,5 liradan aldı. Biz de 2,5'tan. Bu sene ne açıkladılar? Akı? 3,5 lira. Tamam kardeşim, biz 3,75 açıklıyoruz. Tamam mı? Siyez buğdayı 3,75'e. Gerek siyez buğdayında, gerekse de çörek otuyla alakalı burada bir potansiyel var. Geçen sene hamdolsun iyi de para kazanıldı. Bunu bu sene biraz daha arttırdık üretimi. Seneye tabii ki biraz daha arttıracağız. Kelesli Oranili'de 43 çiftçimiz 18 mahallede 270 dekarlık alanda dağıttığımız siyez buğdaylarını yetiştirdi. Ve yine aynı şekilde ağırlıklı olarak çörek otuyla alakalı burada çalışmalar yapıldı. Rabbim bereketini artırsın. Bak çocuklarımızı görüyorum. Onların geleceğe dair beklentileri var, hedefleri var, umutları var. Onlara istikbali hazırlamamız lazım. Dolayısıyla biz çalışmak, çalışmak ve çalışmak zorundayız. Arkadaşların hepsine belediyede beraber çalıştığım arkadaşlara geldiğim günden beri hep şunu söylüyorum. Yaptığımız bütün işleri ekonomi başlığında düşünmek zorundayız. Şehrin, mahallenin ekonomisine dokunacak kardeşim. Demokrasisiyle, ekonomisiyle, ihracatıyla, üretimiyle daha güçlü bir Türkiye var. Bu güçlü Türkiye'yi istemeyen birileri var. İşte onun da önünü kesmek, çalışarak bizim gerçekleştireceğimiz iş. Bütün derdimiz, heyecanımız budur diyorum. Yöremizin geleceği parlak ve bizim elimizde. Ancak yatırımlarımızı doğru yapmak ve girişimci ruhu yaşamak gerekiyor. Yöremizin geleceği tarımsal kalkınma ve kırsal turizmde. Bununla ilgili çok güzel adımlarımız var. Yöremiz, Bursa'nın dağ yöresi, Kereste içinde olmak üzere, Bursa'mızın göz bebeği, Türkiye'nin göz bebeği olacak inşallah. Bu yönde çalışmalarımız, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, milletvekillerimizle, bakanlarımızla bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Birkaç yıldan beri nitelikli tarım ürünlerinde ciddi atılımlarımız var. İşte burada gördüğümüz, sabahtan da Nerenören Köyü'nde hasadım yaptığımız lavanta olmak üzere hakikaten Türkiye'de de parmakla gösterilecek ve en iyi, en kaliteli ürünleri yetiştiren köyler bizim köylerimiz olacak. Tabii bu arada dağ bölgesi deyince aklımıza gelen yol, ulaşım problemlerinde artık çözme noktasındayız. Son aşamasına geldik inşallah. Bu yıl önümüzdeki, daha doğrusu önümüzdeki dönem itibariyle bu 2023'e kadar neredeyse tamamlamış olacağız. Köy yollarımızda aşağı yukarı hepsi yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Altyapısı tamamlanmayan köyümüz kalmadı. Gücümüz nispetinde, imkanlarımız ölçüsünde milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Zaten hükümetimizin de 20 yıldır iktidarda kalabilmesinin en önemli vasfı, en önemli sebebi budur. Evet. Önerilerimiz bu. Akşaya orada kesinlikle net bir görevi yapılıyor. Şu anda çoğu olmuyor. Yapacaksınız mı burada bir şey? Tam indir biraz göster kadar bir şey. Nasıl bu? Burada. Tabii dökülüyor, dökülüyor. Ne olacak? Yapacak bir şey yok. Tezgi dökülüyor.
Burası neresiniz? Teşekkür ederiz. Arka.